Bu videoda düzlem denkleri ile ilgili biraz konuşacağız. Şimdi şöyle bir düzlemimiz olduğunu düşünün. Nasıl çizsem? Evet, fena sayılmaz. Şöyle bir düzlemimiz var ve bu düzlemin ve biz bu düzlemin denklemini bulmak istiyoruz. Şimdi bu düzlemin denklemini bulmamız için bize mutlaka düzlem üzerinde bir nokta şart. Yani düzlem üzerinde bize verilmiş olması gereken bir tane noktamız lazım. İkincisi, biz bu noktadan ve biz eğer bu düzleme, bu noktanın yanında bu düzleme dik olan bir vektör biliyorsak, bu düzleme herhangi bir dik vektör, mesela şöyle bir n vektörü. Biz biliyoruz ki bu n vektörü bu düzleme dik olan bir vektör. Eğer biz bu iki şeyi biliyorsak neyi bulabiliriz? Noktadan herhangi bir x, y düzlemine bakın. Ay pardon. Noktadan bu düzlemde herhangi bir noktaya, mesela rastgele, mesela hangi nokta olsun? Şu noktaya, burası herhangi bir, şu nokta herhangi bir x, y ve z noktası. Herhangi bir x, y ve z noktasına bir vektör çekebiliriz. Bizim bildiğimiz noktadan. Ve bizim bu çekeceğimiz vektör ne? Daima bu n vektörüne, yani şuradaki bize verilen normal vektörüne daima diktir, değil mi? Çünkü bu düzlem üzerindeki bir vektöre, düzleme dik olan bir vektör, daima düzlem üzerinde çizeceğimiz herhangi iki nokta arasındaki vektöre de diktir. Bu n'i şu şekilde şuraya, şu noktaya da taşıyıp şöyle dik bir şekilde gösterebiliriz. Yani şu n'i şuraya da taşıyabilirim. Buradan görmesi biraz zor olursa şu n'i şurada taşıdım mesela. Şöyle şuraya taşıdım. Bakın yine aynı vektör. Nedir bu? Bu buna diktir. Ve bir iki vektör birbirine dikse, dik olan vektörlerin nokta çarpımı daima nedir? Sıfırdır, değil mi? Eğer iki vektör birbirine dikse, dik ise nokta çarpımları, yani dot productları neye eşit olur? Sıfıra eşit olur. Öyleyse bizim şu noktadan şu noktaya çekeceğimiz vektör nedir? Şu nokta bizim için rastgele bir x, y ve z noktası düzlem üzerindeki. Şu noktamız bilinen bir nokta. Bu noktamız bize verilen düzlem üzerinde x0, y0 ve z0 noktası. Bizim şu çekeceğimiz vektörü yazmak istersek şu vektörü nasıl yazarız? İ'si. Bakın x eksi x0 olur, değil mi? Çünkü başı şurası bu vektörün. X eksi x0, o zaman x eksi x0. Aynı şekilde j'si ne olur? Artı j. J'si de y eksi y0. Z'si ne olur? Ay, z'si değil, pardon. K'sı, yani z boyuncaki baz vektörünün katsayısı ne olur? Bu vektörün z eksi z0. Ve biz bu vektörle şu bize verilen n vektörünü nokta çarpımı yaparsak neye eşit olur? Mutlaka sıfıra. Güzel olmadı. Sıfıra eşit olmak zorunda. O zaman ben size şöyle bir n vereyim. Mesela n, şuradaki n vektörümüz şu olsun. 3
i artı 4 j eksi 2 k vektörü. Şöyle bir vektör verdim. O zaman bizim doğru denklemi biraz artık yavaş yavaş bulmaya başladık. Şuradaki n dediğim şeyde ne olur? Şuradaki n'i silersem, bakın şunu silip şunu olduğu gibi yazacağım. Bir daha uğraşmak istemiyorum. Zaman şurası 3 i artı 4 j eksi 2 k. Evet, bu nokta çarpımı neye eşit olmak zorunda? Sıfıra eşit olmak zorunda, değil mi? Öyleyse nokta çarpımda ne yapıyorduk? İ'leri kendi aralarında, bakın. İ'leri kendi aralarında, i'nin katsayılarını kendi aralarında çarpıp topluyoruz. Ondan sonra j'leri kendi arasında çarpıyoruz. J'nin katsayılarını kendi aralarında ve z'nin katsayılarını da kendi aralarında çarpıp hepsini en sonunda ne yapıyorduk? Topluyorduk. Ve nokta çarpımı her zaman bizim için bir skaler bir değer. Öyleyse bu nokta çarpımı ne olur? 3. İ'nin katsayısı burada 3. Burada x eksi x 0. X eksi x 0. J'nin katsayısı 4. Burada J'nin katsayısı y eksi y 0. Öyleyse artı 4 y eksi y 0 eksi 2 z eksi z 0 neye eşittir? 0'dır. Evet, işte bu denklem, bakın işte bu şekilde biz doğru denklemini çıkartmış olduk. Ne demektir bu? Buradaki her bir denklem, her bir şey x yerine x, y, z için yani burada koyacağımız x, y, z'ler daima buradaki doğru üzerindedir. Çünkü biz bu n vektörüne nokta çarpımı yaptığımızda bizim sıfır elde etmemiz lazım. Öyleyse bu denklemi sağlayan her nokta bizim için bu doğruya, bu düzlem üzerindedir ve bize verilen noktayla kendi aralarında bizim bulacağımız, koyacağımız herhangi bir nokta arasındaki vektör daima nedir? Şu n vektörüne diktir. Böylece bu şekilde doğru denklemini çıkartmış olduk. Bununla ilgili hemen bir örnek bulalım. Dikkatinizi çektiyse bakın, şunu söylemeyi unuttum. Bakın, doğru denkleminde aslında ne yapıyoruz? Şuradaki n vektörünün, yani bize dik olan normal vektörünün katsayıları, bakın şurada. Bakın şuradaki 3, şuradaki 3 de, şuradaki 4 de aynı şekilde, şuradaki 4, şuradaki eksi 2 de bakın aynısı şurada. Yani bunu yazmanın kolay yolu, şuradaki katsayılara göre, şuradaki i'nin katsayısında x eksi x 0, ondan sonra j'nin katsayısındaki normaldeki katsayıdan y eksi y 0 ve k'nın katsayısındakinden de z eksi z 0 eşittir 0 yazarak bir düzlem denklemini bulabiliriz. Mesela hemen bir örnek verelim. Mesela nokta doğru üzerinden şöyle bir doğrumuz olsun. Şu doğruya dik bir n vektörü. N vektörü ne olsun? 2i eksi j artı k olsun. Ve bize doğru üzerinde verilen noktada 1, 0, 3 olsun. Tamam. Artık biz doğru denklemini bulabiliriz. Ne yapacağız? Burada üzerinde herhangi bir nokta buluyorduk. Herhangi bir nokta, yani x, y ve z noktası. Şurada çekeceğimiz vektör. Şurada çekeceğimiz vektör nedir? Bu vektör. Bu vektörümüz. Şurada şu vektörü v dersem. Benim v vektörüm neye eşit olur? X eksi 1 i artı y eksi 0 j. Aynı şekilde
artı z eksi 3 k şeklinde bir vektör. Bu vektörle bu n vektörü bu düzleme dikse bu vektöre de diktir. O zaman ben n ile bu n vektörüyle v vektörünü nokta çarpımı yaparsam neye eşit olur? Sıfıra eşit olmak zorunda. Yapalım. O zaman bizim düzlem denklemimiz buradan ne gelir? Düzlem denkleminde bakın i'leri kendi aralığında çarparsam benim düzlem denklemim neye eşittir? Şöyle yazayım. Şöyle yazayım. Düzlem denklemimiz nokta çarpımı yaparken i'leri kendi aralarında yani 2 x eksi 1 aynı şekilde eksi y ve ne olacak? Katsayısı k'nın 1 olduğu için 1 çarpı z eksi 3 neye eşit olmak zorunda? Mutlaka 0'a eşit olmak zorunda. O zaman bizim doğru denklemimiz 2x eksi 2 eksi y artı z eksi 3 eşittir 0. Buradan 2x eksi y eksi 3 eşittir. Ne oldu? Eksi 2 eksi 3 eksi 5 pardon 2x eksi y artı z olacak şurası. Neye eşittir? 5'e eşittir deyip şöyle bir doğru denklemini çıkartıyoruz. Yani buradaki şu denklemi sağlayan bütün x, y, z noktaları yani bütün noktalar daima şu bizim vektörümüze neydir? Diktir ve nokta çarpımları sıfırdır ki buradan zaten biz bu denklemi bulmuş olduk. Ve bir önemli şey de bakın şuradaki n'nin yani şu dik vektörün katsayıları daima bakın katsayıları daima 2, eksi 1, 1 şu düzlem denkleminin katsayılarına eşit olmalı. Yani şu düzlem denklemi şu şekilde yazarsak katsayılarına bakın 2, eksi 1 ve 1 katsayıları yani yanlış yerleri şey yaptım. Şurası 2 ise şurada bir 1 var. Şurada da çarpı 1 var. Yani bu şekilde sağlamasını yapabilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.